take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. Always brought me a deep sense of joy, and I look forward to being back when I'm able. But for now, I must focus on making a full recovery. At this time, I'm also thinking of all those whose lives have been affected by cancer. For everyone facing this disease, in whatever form, please do not lose faith or hope. You are not alone. Uzun zamandır sosyal medyada İngiltere'nin 41 yaşındaki Veliaht Prensi William'ın eşi ve 3 çocuğunun annesi olan Galler Prensesi Kate Middleton'ın nerede olduğu soru işaretleri bırakmaktaydı. Kate Middleton neredeydi, başına ne gelmişti, daha doğrusu hayatta olup olmadığı soruları gezinmekteydi ki az önce izlemiş olduğunuz video gündeme bomba gibi düştü. Ama bu videodaki gariplikler de en az Kate'in inziva süreci kadar dikkat çekiciydi. Bugün sizlerin de isteği üzerine biraz Kate Middleton ve saray dedikoduları hakkında konuşacağız. Bu konudaki görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden de bu videoya eklemek istediğiniz bir varsayımınız veya teoriniz varsa, videoda eklemek istediğiniz veya düzeltmek istediğiniz herhangi bir şeyler varsa mutlaka yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde anlatmamı, araştırmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa da her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebilir. Videolarda kullandığım görsel veya materyallerden rahatsız oluyorsanız beni podcast kanalları aracılığıyla da takip edebilirsiniz. Ve bu tarz videoların devamının gelmesi konusunda bana destek olmak isterseniz de aşağıdaki katıl butonundan kanalımın ayrıcalıklı üyelerinden biri olabilir. Veya videolarımı beğenip, yorum yapıp, arkadaşlarınızla paylaşarak bana bol bol etkileşim ve motivasyon sağlayabilirsiniz. O zaman başlayabiliriz daha fazla uzatmadan. Şimdi sizlerle sürecin en başına gidiyoruz. Uzun zamandır kraliyet ailesinden kötü haberler gelmeye devam ediyordu. Kraliçe Elizabeth 70 yıl tahta kaldıktan sonra hayatını kaybetmiş ve nihayet oğlu Prens Charles tahtın başına geçmişti. Eğer biraz Prens Charles'ın saray hayatını ve özel hayatını merak ediyorsanız da onu da onun bir önceki eşi Diana'nın hayatını ve ölümünü anlattığım videodan izleyebilirsiniz. Orada hem Diana'nın hem de Prens Charles'ın evliliğine, özel hayatına, saray hayatlarına değiniyoruz. Yani anlayacağınız üzere Prens Charles şu an günümüzde tüm hayatı boyunca beklemiş olduğu her şeye sahip olmuş gibi görünüyordu. Nihayet birazcık geç sürmüş olsa da tahtın başına geçmişti ve en sonunda sevdiği kadınla evlenmişti. Her şey sonunda yoluna oturmuş gibi görünüyordu. Ama çok geçmeden Prens Charles'tan kötü bir haber geldi. Zaten son zamanlarda prostat büyümesinden ötürü tedavi gördüğü bilinmekteydi. Ve son olarak kendisine kanser teşhisi konuldu ve böylelikle bir kanser tedavi süreci başlamış bulundu. Hatta bu yüzden birçok görevini yerine getiremediği iddia edildi ve bazı yetkilerini büyük oğlu William'a devretti. Biliyorsunuz ki Prens Charles'ın büyük oğlu William babasından sonra tahta geçecek isim olarak görülüyordu. Çünkü kendisinden 2 yaş küçük kardeşi 39 yaşındaki Harry halktan bir kadın olan Meghan Markle ile evlendiği için saray ve yönetimdeki haklarının büyük bir kısmından vazgeçmiş ve mütevazi bir aile hayatı yaşamayı seçmişti. Anlayacağınız saray tam da 41 yaşındaki Prens William ve 41 yaşındaki eşi Kate'e kalmış gibi gözüküyorken Kate'den de kötü haber geldi. Genç kadının rahminde kanser tespit edildiği ve bu yüzden de rahmini aldırdığı iddiaları dolanmaya başlamıştı. Kendisi zaten kraliyete 3 çocuk vermiş bir kadındı. Çift 2011 senesinde evlendiklerinden itibaren George, Charlotte ve Louis ismini verdikleri 3 çocuk dünyaya getirmişlerdi ve bu çocuklar günümüzde sırasıyla 10, 8 ve 5 yaşlarında ve tahtın William'dan sonraki varisinin ise onun büyük oğlu George olduğu varsayılıyor. Yani Kate aslında kraliyetin kendisinden beklemiş olduğu her şeyi yapmıştı. Ama onun rahmini aldırması demek bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ve kamuoyu tarafından artık yeterli bir gelin olmadığı, yeterli bir gelin olarak görülmediği iddialarını gündeme getirmişti. Dahası son zamanlarda Prens William'ın yasak aşk yaşadığı dedikoduları da ortaya çıkmıştı. Sözde Prens William Lady Rose adındaki bir hanımefendiyle yasak aşk yaşamaktaydı ve tahmin edersiniz ki bu yüzden de bazı insanlar Kate'in rahmine aldırmasıyla birlikte artık yeterli bir gelin olarak görülmediğinden ötürü Prens William'ın ondan boşanacağını
veya Kate'in bu yasak aşkı öğrendiği için eşinden boşanmak istediğini ve daha sonrasında da Prens William'ın Lady Rose'la farklı bir evlilik yaşayacağını falan iddia etmeye başladılar. Bu noktada tabii ki bu durumda, yani Prens William'ın yasak aşk iddiaları da Kate'in sonraki bitmek bilmeyen inziva süreci hakkında birçok dedikodunun ortaya çıkmasına sebebiyet verecekti. İlk olarak 12 Eylül 2023 tarihinde Kate'in servis edilen fotoğraflarında elini incitmiş olduğu, bu yüzden de sargılı olduğu dikkat çekti. Kate ise buna gerekçe olarak bunun çocuklarıyla birlikte vakit geçirdiği esnada, trambolinde vakit geçirdikleri ve eğlendikleri bir esnada küçük bir şekilde yaralandığını, bunun küçük bir ev kazası olduğunu iddia etti. Ama genç kadın daha sonrasında yaklaşık 3 hafta kadar sonra 5 Ekim'de bir kez daha görüntülendi ve eli bir kez daha sargılıydı. Bu da bu yaralanmanın onun bahsettiği kadar da hafif olmadığını gösteriyordu. Sonrasında 22 Aralık 2023'te Kate İtalya'ya resmi bir gezide bulunacağını duyurdu. Kendisi en son 25 Aralık'ta Noel sebebiyle görünmüştü. Sonrasında ise bir süreliğine birdenbire ortadan kaybolması insanların dikkatini çekti. İnsanlar Kate'in saray içerisindeki hayatı hakkında varsayımlarda bulunmaya başlamıştı ve 17 Ocak'ta kraliyetten resmi bir açıklama geldi. Bu açıklamada kısaca Kate'in daha öncesinde planlanmış bir ameliyata gireceği ve bu operasyonun karın bölgesinde yer alacağı, sonrasında ise 2 hafta kadar hastanede yatması gerektiği ifadeleri yer almaktaydı. Eğer bu ameliyat gerçekten de iddia edildiği üzere önceden planlanmış olsaydı, Kate resmi İtalya gezisini bu kadar erken duyurmazdı diye düşündüler. Ancak bu açıklamayla birlikte tahmin edersiniz ki kamuoyu ve medya daha da meraklandı. Çünkü onun sonrasında 2 hafta hastanede yatacak kadar önemli ne gibi bir operasyon geçireceği, tabii ki de operasyonun risk düzeyi merak konusu olmuştu. Kate'in ameliyat detayları bilinmiyordu, hastaneye girişi veya çıkışı görüntülenmemişti ve bu daha öncesinde hiçbir kraliyet mensubunun yapmadığı bir şeydi. Prens Charles bile tedavisi maksadıyla hastaneye girerken ve sonrasında da çıkarken sağlıklı olduğunu gösterebilmek için, hala görevinin başında ayakta olduğunu gösterebilmek için defalarca kez poz vermişti ve sağlıklı olduğu görüntülenmişti. Ama kamuoyu Kate'i bu kadar merak ederken kraliyet onu özenle saklamaya ve gizlemeye devam ediyordu. Sonrasında ise kraliyet ailesi tarafından Kate'in Nisan'a kadar gözlerden uzak bir iyileşme ve toparlama süreci yaşayacağına dair yeni bir açıklama daha geldi. O dönemlerde ise eşi William'ın vaftiz babası adına mutlaka katılması gereken bir anma töreni vardı. Bu törene katılıp böyle bir kitap okuma gerçekleştirecekti törenin bir parçası olarak ve sürpriz bir şekilde, yani tahtın sonraki varisi olarak görülen birinden bahsediyoruz. Bu tarz etkinliklerin hepsinde mutlaka olması gereken bir isim. Ama kendisi sürpriz bir şekilde öncesinde planlanmış olan bu etkinliğe katılmamayı tercih etti ve etkinlikten çekildiğini duyurdu. Daha sonrasında ise William ameliyatın hemen ertesi günü 18 Ocak'ta eşinin yatırıldığı iddia edilen Londra'daki özel bir kliniği ziyaret edilirken görüntülenmişti. Yaklaşık 2 hafta boyunca bu hastanede bulunduğu iddia edilen eşini ilk ve son ziyaret edişiydi. Daha sonrasında ise çocukları da dahil olmak üzere genç kadını ziyarete çevresinden kimsenin geldiği görüntülenemedi. 26 Ocak'ta ise Kral Charles, yani Kate'in kayınpederinin onu hastanede ziyaret ettiği bildirildi. İnsanların bu olaylar hakkındaki varsayım ve teorileri artarak devam ediyordu. Bazıları genç kadın geçirdiği operasyon esnasında hayatını kaybettiğini, kaybetmese bile durumunun ciddi olduğunu, komada veya yoğun bakımda olduğunu düşünürken, bazıları ise onun eşi William'dan boşanmak istediğini ve bu yüzden de izini kasten kaybettirmeye çalıştığını iddia etmekteydiler. Ve az önce de söylediğim üzere Prens William'ın Lady Rose adında bir hanımefendiyle yasak aşk yaşamasından ötürü Kate'in bunalıma girdiğini, yoğun bir depresyon sürecinden geçtiğini ve bu yüzden de bir rehabilitasyon merkezine yatırıldığını iddia edenler de olmuştu. Peki Kate mi William'dan boşanmak istiyordu? William mı Kate'den boşanmak istiyordu? Kate boşanmak istemediği için kliniğe mi yatırılmıştı? Yoksa bizzat saray halkı tarafından, kraliyet tarafından hayatına son verilmişti ve kraliyet onun yerine başka birini mi geçirmeyi planlıyordu? Ha, tüm bunlarla birlikte şöyle bir dedikodu daha vardı ki bazıları Kate'in popo büyütme ameliyatı olduğunu ve bu yüzden de iyileşinceye kadar, yani poposunun dikkat çekmeyecek bir düzeye gelinceye kadar gözlerden uzak olmayı tercih ettiğini de düşünüyorlardı.
Tüm bunlar tabii ki bir kraliyet gelini için çok da mümkün görünmüyordu. Özellikle William'ın tahta çıkması beklenen bir gelecekte, bu kadar ailenin içinde, ailenin özelini bilen biri olarak bir kere kraliyet böyle bir başkaldırıya izin vermezdi. Bu yüzden de bu noktada Kate'in bizzat eşinin ailesi tarafından ortadan kaldırıldığını iddia edenlerin iddiaları güçlenmiş bulundu. Bu dönemde Kate'in eski eniştesi, yani ablasının eski kocası Thomas'la yasak bir aşk yaşadığı da iddia edilmişti. Ama bu iddiaların sonrasında Kate'in eski eniştesi Thomas evinde hayatını kaybetmiş bir halde bulundu ve yapılan incelemeler sonucunda kafasına almış olduğu bir darbeyle birlikte bir kafa travması yaşadığı ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki Thomas durduk yere kendi evinde kafasına nasıl bir darbe almış olabilirdi ki bu kadar erken bir yaşta hayatını kaybetmişti? Üstelik tam da Kate ile yasak aşk yaşadığı dedikoduları ortaya çıkmışken. Tüm bunlarla beraber 5 Şubat'ta ise resmi olarak Kral Charles'a kanser teşhisi konuldu. Aynı gün içerisinde ise İngiltere dergisi Kate'in iyileşme sürecinin 6 değil 9 ay kadar süreceğini belirtmişti. Buna yönelik bir makale yayınlamıştı. Ve bu makaleden 2 gün sonra 7 Şubat'ta ise Prens Harry babasını görmek için Londra'ya geldi. Babasıyla yaklaşık 45 dakika geçirdi. Ama geçmiş olsun için ne Kate'i ziyaret etmişti ne de abisi William'ı ziyaret etmişti. 20 Şubat'ta ise Kate'in taburcu edildiğine dair raporlar ortaya çıktı. Ayrıca Prens William'ın aynı gün içerisinde Orta Doğu'daki stratejiler üzerine yaptığı resmi bir açıklamada en üstte evlenmeden önceki sol homologramını kullanması da oldukça dikkat çekiciydi. Bu iddialara yönelik ise Kate'in dayısı kendisine sorulan sorulara şöyle bir cevap verince Kate'in boşanmak istiyor olduğu iddiaları güçlenmiş oldu. Kate'in dayısı, "Ben bir şey söylemek istemiyorum çünkü kendileri ortak bir karar alıp bir açıklama yapmadılar. Onlar bir açıklama yaptıklarında ben de fikrimi söylerim." demişti. Bu süre zarfı içerisinde kraliyet sözcüsü sürekli olarak genç kadının iyi olduğunu yinelemeye devam ediyordu. 4 Mart tarihine geldiğimizde ise sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Kate ve annesi bir arabanın içerisinde görüntülenmişti. Ama Kate olduğu iddia edilen bu kadının yüzünde gerçekten çok fazla değişiklik vardı. Kate'in sadece bir süre önce çekilmiş olan fotoğraflarıyla o fotoğrafı karşılaştırıldığında dudağın üzerindeki ve çenesindeki benin olmadığı fark edildi. Ve çenesi, yani böyle çene yapısında ciddi değişiklikler vardı. Bu durum tabii ki halkın biraz garip karşılamasına sebep oldu. Çünkü daha öncesinde bilinen bir şey vardı ki hem Kate'in hem de William'ın dublörleri vardı. Ve ikili yoğun oldukları zaman veya rahatsız oldukları zamanlarda bu dublörler onların yerine geçiyorlardı ve etkinliklerde boy gösteriyorlardı. İşte bu yüzden de bu arabanın içerisindeki insanın Kate'in dublörü olduğu iddia edildi. Kate'in hala rahatsız olduğu veya kamuoyunun, medyanın karşısına çıkamayacağı, bu yüzden de halkı susturmak için ve bu soru işaretlerin önüne geçebilmek için onun dublörünün görüntülerinin halka servis edildiği iddia edilmişti. Sonrasında ise 10 Mart 2024 tarihinde, yani İngiltere'nin Anneler Günü'nde Kate'in çocuklarıyla olan bir fotoğrafı paylaşıldı ve bu fotoğrafın güncel olduğu iddia edildi. Ama daha sonrasında bu fotoğraf sosyal medyada yayıldığında ve bazı uzman isimler tarafından incelendiğinde fotoğrafın yapay zeka ile internet ortamı üzerinde oluşturulduğu iddia edildi. Görmüş olduğunuz üzere sosyal medyada bu fotoğraf üzerindeki bir sürü hata tek tek tespit edilmişti. Yani Kate'in çocuklarının kıyafetlerindeki o şoplama detayları, arka plandaki şoplar, aynı şekilde Kate'in üzerindeki şoplar gerçekten son derece dikkat çekiciydi. Ve Kate'in böyle çocuklarına sarılan elleri incelendiğinde fotoğrafın geri kalanına göre bulanık olduğu dikkat çekilmişti ve her iki elinde de düğün yüzüğü yoktu. Evlilik yüzüğü bulunmamaktaydı. Oysa ki daha önceki hiçbir fotoğrafında Kate yüzüksüz poz vermemişti. Haliyle bu da eğer fotoğraftaki gerçekten Kate'in güncel hali ise onun evliliğinde bir takım sorunlar yaşadığını doğrulayan nitelikteydi. Kate kendi sosyal medyasında paylaşmış olduğu bu fotoğrafın açıklamasına ise iyi dilekleriniz ve son 2 aydır tüm destekleriniz için teşekkür ederim tarzında bir söylemde bulunmuştu. Ama kimse bu fotoğrafın gerçekliğine inanmıyormuş gibi görünüyordu. Hatta Kate uzmanlara göre bu fotoğrafa sonradan eklenmişti.
Bu fotoğraf büyük ihtimalle Kate'in 2016'da kapak olduğu bir dergiden bile alınmış olabilirdi. Çünkü dergi kapağındaki hali, mimikleri ve pikselleri incelendiğinde bizzat fotoğraftakiyle aynı oldu. Yani tahmin edersiniz ki şu dünya üzerinde kimse daha önceki çekilmiş olan bir fotoğrafı ile birebir aynı bir fotoğrafı tüm mimikleriyle, tüm detaylarıyla aynı bir şekilde tekrardan hayata geçiremez. İşte bu yüzden uluslararası bazı haber siteleri bu fotoğrafı kullanarak Kate'in güncel durumu hakkında bir haber yapmak istemediler. Çünkü bu fotoğrafın gerçeği yansıttığını düşünmüyorlardı. Hatta bu yüzden saraya bir bildiri dahi gönderdiler ama saraydan bu şoplu fotoğraf hakkında hiçbir açıklama gelmedi. Ta ki Kate kendi sosyal medya hesabında bir açıklama yapıncaya dek. Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de ara sıra düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının yarattığı kafa karışıklığından ötürü özür dilemek isterim. Umarım kutlayan herkesin anneler günü güzel geçmiştir. Yani bu paylaşım tabii ki halka çok geçmedi. Çünkü kendisi bir kraliyet gelini ve tabii ki insanların çok iyi bildiği bir şey var ki paylaşmış olduğu onun sosyal medyalarında veya herhangi bir kraliyet üyesinin sosyal medyalarında paylaşılan hiçbir fotoğraf bizzat onlar tarafından çekilip, bizzat onlar tarafından editlenip, bizzat onlar tarafından paylaşılmıyor. Yani uzman bir ekip tarafından çekilmiş olan bu fotoğrafın yine onlar tarafından paylaşıldığı, onlar tarafından editlendiği gayet belli. Yani kimse Kate'in bu fotoğraf çekildikten sonra gidip fotoğrafı kraliyet fotoğrafçısından talep ettiğini, sonrasında bilgisayarın başına oturup çocuklarının kıyafetleri üzerine bir takım edit denemeleri yaptığını hiç mi hiç inandırıcı bulmadılar. Bir de kaldı ki daha sonrasında yine kendi sosyal medyasında sanki kendisiymiş gibi görünen böylesine samimi bir açıklama yapması da yine hiçbir şekilde samimi gelmedi. Kate'in hemen bu açıklamasından sonrasında ise Kate ve eşi William bir arabanın içerisinde görüntülenmişti. Ancak yine bu arabanın içerisindeki insanın Kate olmadığı iddiaları vardı. Hatta bazıları bu fotoğrafın Kate'in Noel gününde çekilmiş bir fotoğrafı olduğunu iddia ediyordu. Çünkü arabanın içerisindeki Kate olduğu iddia edilen bu kadın özellikle yüzünü kameralardan tarafa doğru değil, ters yöne doğru çevirmekteydi. Oysa ki şöyle kameralara karşı bir bakışı olsaydı, şöyle yüzünü bir gösterseydi, hakkında çıkan birçok dedikodunun önüne geçebilirdi. Ama sanki özenle yüzünü saklamaya çalışıyormuş gibiydi. Ve son olarak en çok gündeme oturan, en çok konuşulan ve en çok tartışmalara sebep olan yeni bir gelişme yaşandı. Kate'in bir videosu paylaşıldı. Bu videonun da başında izlemiş olduğunuz o açıklama videosu. Kate bu videoda doğrudan kameraya bakıyor. Arka plan tamamen hareketsiz. Yani bir bahçe ortamı olmasına rağmen arkada bir çiçek, bir yaprak bile hareket etmiyor. Bir kuş bile uçmuyor. Tamamen hareketsiz bir arka plan üzerinde Kate bu videoda kanser olduğunu, bir süredir kanser tedavisi gördüğünü ve bu yüzden de insanlardan uzakta bir şekilde iyileşmeye çalıştığını iddia ediyordu. Ama şöyle bir şey vardı ki yine sosyal medyadaki bazı dikkatli insanların incelemesi üzerine Kate'in bu videosunun 2016 senesine ait olduğu iddia edildi. Kate'in bu videosu veya bu görüntüsü 2016 senesine aitti. Bu look tamamen daha öncesinde 2016 senesine görüntülenmişti. Hatta o zamanlar saçları kısaydı ama böyle kıvrımları, dalga şekli, hacmi tamamen aynıydı. Yani bu da demek oluyordu ki Kate'in daha önceki bir görüntüsünü almışlardı. İnternet ortamında yapay zeka sayesinde onun biraz saçlarını uzatmışlardı, biraz görüntüsünü değiştirmişlerdi ve onu istedikleri şekilde konuşturmuşlardı. Ve bunu yapay zeka analizi yapılmış. Onu da verelim hemen, 25A. Diyorlar ki %96 yapay zeka. AI yapay zeka oranı %96'ymış. Böyle bir analiz programı var. İnsan olma ihtimali de yaklaşık %4'müş. Peki Kate gerçekten kanser olmuştu da kanser tedavisi esnasında hayatını mı kaybetmişti? Yoksa bizzat eşi veya eşinin ailesi tarafından ortadan kaldırılmış mıydı? Yoksa şu anda yavaş yavaş ortadan kaldırılmaya mı çalışılıyordu? Ve sonraki süre zarfı içerisinde onun yerine başka birini mi koymaya çalışacaklardı? Bilmiyorum, kafam çok karıştı gerçekten. Sizlerin bu konu hakkındaki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Videonun başında da söylemiş olduğum üzere
bir varsayınız, bir teoriniz, videoda eklemek veya düzeltmek istediğiniz herhangi bir şeyiniz varsa mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.